بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآخرة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى قرآن الكريم ده ما خمس لده فبته عند الله رزقا وعبدوه يعني Şuna Allah Taala'nın huzurundan isteyler, onun ibadet kılışlığı bilen ve şükür getirişliği bilen bu mahmet kılar. Başka bir ayette, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Men cinlerine ve insanlarını fakat mingegini ibadet kılışlığı için yarattım. Onlardan rızk soramayım ben, belki onlardan rızklarını ve özüm etkizemem dedi. Bana rızk hakkında yapılan derslerimizi devam etkizemem dedi. Bugünkü birinci kutubatımız, bana şu kitapta bir tamhidi hesablanadı. Kitap yazıyor muallif özüne kitabını başlarken kuyudaki sözlerle başlaydı. Ben bu kitabımı yalqalıkça zor bir yeri koyuyorum. Mehnet kılıçlıydı halen ediyorum. Hiç kendi bir rızkını kelişiyle sebepti. Kımasdan terk kılıp yatı alıp yine yetişmeçliğinden, tarzandı köprüden, kambakallıydan şikayet kılıyken kişiler için karakta gözlü gelmez. Belki bu kitap Koladan kegen rızkını sababını kılır. Rızkını aynı ahlige borgende yeterlik nesnanı balaçakasya tatil bir olmazdan oylemekken kişiler gelip karatı yazdıken de merhamet kılır. Yani bu kitap mehnet kılır. Lekin aynı ahlige borgende yeterlik derecede kolda bir maaş tap olmayken kişiler gelip zaten karatı yiyen. Kişiler düşünüyorlar bir natoru çünkü ölçüyorlar fayda bu koyan ki rızkı keyin mi? Demi Allah aşkı verir. Kolu kelta mı? Demi Allah yokmayken cevabı var. Bana şu çünçeler, bana şu ölçüyorlar tuzağa gelmen keyin Siz bilen biz, saadet, hatırcamlık, Allah da Allah'ı bilgen günge, razılık degen sıfat da var iken yine düşünme görümüzce, bizi hayatımız her gün hatırcam şirin bu miydi? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, bana bizi her bitti işte ibrat dolu diyen zor, fakir bugün. Fakir hayatını geçirgen. Fakir boyu yaşadı ve fakir boyu vefat etti. Lekin uzatma fakirliği, uzatma fakirliği, siz bilen bizim güde köp fakir kişilerimizin fakirliğinden farkı var. Uzat aklıda boy bugün. Boy bugün. Kan dekali boy boy. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ge İslam laşkarı cihatta kol geçişürgen ölgeni beşten biri Allah-u Teala'nın hükmü bilen, vahiy bilen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i mülkü hesablandı. Karakterin kaydı bir 100 kilo tırla çoğalıyor olsa 20 kilosu öz özüden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i hesabı götken. Yani bu zaten boy hiç kim buluşu mümkünmesidir. Peki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kolu da buluştu gibi bilen buna sana Allah'a yolda inifaristan kıldı da fakirlik hayatını ihtiyar kıldı. Bu demek Rasulullah kembağallığı hayatını tallattı demek kembağallığı zor eken degen düşünceye varıp olmayıydı. Peygamber Aleyhisselam kembağal oğlu yaşayanı bilen özde kembağal bu kalışıydan Allah'dan panah sorayken. Ne demek düşünüşümüz gerek bunlar sana. Peygamber Aleyhisselam kembağallığı da özdeni yakşı demeye yaptı. Belki bana şu kembağal boğlu, fakir boğlu yaşayan kişinin şu yetişmeçliği de yetken meşakkatlerle sabır kıyanlığı için Allah'tan avladığın acirde uğurluğunu havas kıldı da fakirana hayatta ıslıyor kıldı. Allah beni kembağal koyduğunda soramadı. Kembağal bu kalışıydan Allah Teala'dan panah soradı. Allahümme inni a'udhu bike minel kufriyel fakir. Parvadigar men senden kafir bu kalışıydan ve fakir bu kalışıydan panah sorayım ben dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadislerde geldi. Kembağallık küfürge, boylik, şirke yakındıydı. Kembağal adam halal parçada böyle ibadet kılıp, takvada kılıp, hayatı da bir yetişmemişlik, kençilik olsa özüne ibadette türüp, kıyılenekenliğini körüp durup, bazı bir adam vardı da fısk fücurda, künden künge batıp barıyakenliğini körüp, lekin kuruldaki maişete, rızkı çeyinliğini körüp durup, adalet var mı özü? Bu da var mı? Devar işini geçe, barıp alırken de kafir bu parçaya yakın balığı kembağal adam. Bu adam şirke yakın balığı değildi. Sebabı bu hayatta hemen bir müşkülelerinde özünü hesabıca, özünü nazarıca pulu bile halk ileyken bularken de beni kolumda hemen işe uğradırttır, özünü Allah Azze ve Celle'ye bana bakıp koyarken. Demek bağlıydı yenmez, yakşıydı, kembağalıydı yenmez, orta hallıydı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kembağal borçundan bana soruyor. Bana Allah da Allah bir kişini kembağal koyan olsa, bu takdirdeki peşenezki şu nesnanı yetişmeçliği yazken olsa, bende şünge razı boğma ilacı yok. Endi razı boluş deyeni, inleme oturuş deyenemez. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana Kur'an'da ayette merhametlilerdi. لَا تَتَمَنَّ لِقَاءَ الْعَدُوُ فَاِذَا لَقِيْتُمُوهُ فَاسْبُتُوُ Düşmenge deydi Allah Teala, robora gelişti, arzuk neyler deydi. Neken robora kekoseler, en sabit duruyorlar deydi. Kut çünkü o şeyken de kembeğer boluşu da arzuk neyler, endi kembeğer bokoseler, razı boluya şeyler. Kembeğer koyan bu sen deyette Allah Teala,
Endi rozi bo'lib yashab, indamay o'tiraveringlar degani emas. Bu chiqishib ketishlikka harakat qilinglar, mehnat qilinglar. Xuddi bu kasallikka o'xshaydiki, Alloh kasal bergan bo'lsa, bo'ldi men roziman. Men kasalligimga ko'ndim deb turib, shifo istamasdan o'tirishim mumkin bo'lmaganidek, kishi kambag'allikdan chiqib ketishlik sabablarini qilib, mehnat qilishligi yelkasidagi vojib bo'ladi. Bu Alloh taolaning qadari ekan deb turib o'tirishlik musulmon odamga yarashmaydigan narsa. Mana quyida Umar ibn Xattob va Abu Boyda ibn Jarroh roziyallohu anhu ma'rifatasi bo'lgan suhbatga quloq solaylik. Mana taun deyiladi arab tilida Shom o'lkalarini bir vabo kasalligi egallar. Shunda Abu Ubayda ibn Jarroh roziyallohu anhu Shomda jihad qilayotgan musulmon qo'shinini lashkar bosib edi. Shunda Amir al-Mu'minin Umar ibn Xattob bilan shunday bir bahs bo'ldiki, Umar ibn Xattob ana shu taun bo'lgan vabo tarqayotgan joylarga kirmasdan o'tib ketinglar dedi. Ya'ni savolini qilinglar dedi. Deganda Abu Ubayda aytdiki, "Ey Amir al-Mu'minin, nima? Allohning qadaridan qochamizmi? Alloh peshonamizga shu kasallikka chalinishni yozgan bo'lsa, qayoqqa qochib boramiz? Kira olmaymizmi?" deganida Umar ibn Xattob aytadiki, "Ya Abu Ubayda dedi. Shu so'zni sizdan boshqa odam aytganda xato emas." Axir dedi, "Subhanalloh, qaraylar, sahobalar so'zi bo'lgan bahsda. Sizni bir poda qo'yingiz bo'lsa, deyapti. Ikkita vodiy turgan bo'lsa ro'parizda. Bittasida o'g'lan nihoyatda chiroyli bor holatda o'sgan, ikkinchi vodiyda qo'rg'oshchi bo'lib cho'p bo'lmagan, ikkalasiga haydashlik ixtiyori tursa, qo'yingizni haqqa haydaysiz. Allohning yozgani bo'ladi, Alloh yozgan bo'lsa qonni to'yarib deb turib, qo'rg'oshchilik bo'lgan joyga haydaysizmi yoki ko'katli joyga haydaysizmi?" dedi. Ya'ni inson o'zini qo'lidagi sababni yuzaga chiqarishligi kerakmi? Ya'ni inson kambag'al bo'lib qolsam, bo'ldi endi rozimanda o'tirishi mumkin emas. Musulmon odamda kambag'al bo'lgandan boy bo'lgan afzal. Chunki zakot beradi, sadaqa beradi, qo'l qo'shnisini yo'laydi. Beruvchi qo'l oluvchi qo'ldan baland degan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Musulmon harakat qilishlik kerak. Lekin kambag'al bo'lgan bo'lsa, shu kunga rozi bo'lgan holda harakatini qilish kerak. Minnatlanmaslik kerak. Shikoyat qilmaslik kerak o'ziga o'xshagan odamlarga. Va bu juda ko'p biz bilan biz hayotimizda kuzatiladigan narsa. Shuni o'rganib ketganmizki, qulog'imizga singib ketgan. Bu faqirlik nima? Faqirlik arab tilida ehtiyoj degan ma'noni bildiradi. Hojat, yetishmovchilik bir narsa insonni hojat bo'lishligi. Kasal odam sog'likka muhtoj, chanqagan odam suvga muhtoj. Shundaymi? Endi insonda hojat degan narsa tugaydimi, tugamaydimi? Agar insonda hojatini doim bo'lishligini inobatga olsak, demak hamma faqir ekan. Faqir emas odamda o'zi yo'q. Endi insonlarda faqirligi darajalarga bo'linadi. Kambag'al ham yetishmovchilik bor, u ham faqir. Boyda ham nima bor? Yetishmovchilik bor, u ham faqir. Endi boyda faqirligi kattaroq kambag'alda faqirligidan. Chunki kambag'alga 500 so'm yetmayotgan bo'lsa, boyga 500 dollar yetmaydi. Kim ko'proq faqir? Kambag'aldan uyiga chaqirgan mehmonini 1000 so'm bilan kuzatadigan bo'lsa, boy odam 1000 so'm bilan kuzata olmaydi. Kim ehtiyoji kattaroq ekan? Boydi. Demak, hammada ehtiyoj bo'ladi. Faqirlik degani bir yetishmovchilikda bo'lishi, yetishmovchilik hech qachon tugamaydi. Yetishmovchilik faqat jannatda bo'lmaydi. Ana shu Alloh taolaning bergan qadariga rozilik xususida Sulaymon ibn Abdul Malik davrida mana ana shu shon yerlarga yana bir vabo kasali tarqadida Sulaymon ibn Malik o'zini hamrohlari bilan vabo bo'lgan shaharga kirmasdan aylanib o'tib ketishlik ixtiyor qilganda xuddi Abu Ubaydani gapini aytishdi. Ey amirul mu'minin, bu kishi ham xalifalardan edi. Allohning qadaridan qochamizmi dedi. Axir Alloh aytgan u, astaydi billah, yam la yanfa'ukum al-firaru in faratum min al-maut aw al-qatl wa idha la tumatta'una illa qalila. Alloh nima degan Qur'onda, Ahzob surasida? Sizlarning qochishligingiz o'limdan yoki o'ldirilishlikdan sizlarni qutqarib qola olmaydi. Agar qochadigan bo'lsangiz, ozgina ne'matlanasiz, baribir o'rasizlar keyin deyapti. Deganda Sulaymon ibn Abdul Malik aytadiki, "Men o'sha ozgina foydalanib qolay degan joyini ushlab qochayapman" deydi. Ya'ni o'lishim kerak bo'lsa, ozgina yashab olishimga sabab bo'ladigan aylanib o'tishlikni qilyapman deydi. Demak, musulmondan faqirlik boshiga tushgan bo'lsa, bundan chiqib ketish mehnatini qilish kerak, lekin rozi bo'lgan holatda. Biz shu o'lchovlarni to'liq olmagunimizcha, siz bilan biz bu mushkullardan chiqa olmaymiz hali. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana duolaridan Allohumma ahyini miskinan va amitni miskinan va ahshurni fi zumratil masakin yawmal qiyamah. Parvardigorim meni miskin qilib yashatgin. Miskin qilib o'ldirgin. Qiyomat kunida miskin kambag'al bechoralar qatorida tiriltirgin dedi. Shunda oshonamiz yo Rasululloh nimaga endi miskin bo'lishingizni orzu qilyapsiz? Nimaga endi miskin ilohlardan so'rayapsiz deganda aytadiki, "Ya Oyisha" deydi. Jannatga kambag'allar boylardan 40 yil avval kiradi. Bir kuni 1000 yilga barobar bo'lgan 1 yil 40 yil qancha muddat bo'ladi?
Rasululloh kambag'allikni o'zini yaxshi ko'rmayapti, aytayapti qaytarib. Panoh so'rayapti, lekin hayotini miskincha bo'lishini Alloh taolodan so'rayapti. Mana shu aytilgan ma'noga payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni quyidagi hadis yana bir hujjat bo'ladiki, Imom Termiziyga keltirilgan hadis, Imom Alboniy buni hasan deb aytadi. Arada alayya robbi liyaj'ala li batha Makka zahaban faqultu la ya rob. Walakin aju'u yawman va ashba'u yawman. Imom Termiziyda keltirilgan sahih hadis. Parvardigorim menga Makkani batha degan joyini oltindan qilib beraymi dedi. Ya'ni butun bir vodiy yoki butun bir katta bir joy oltindan qilib beraymi desa, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam parvardigor yo'q dedi. Bir kun qonim to'q bo'lsin, bir kun qonim och bo'lsin dedi. Ya'ni qonim to'q bo'lganda shukr qil, ibodat qil, yo'q bo'lganda rizqini senga qo'lini cho'zib so'raydi. Kishida yetishmovchilikni bo'lishligi bu sog'ligidagi kamchiligimi, moddiy kamchiligimi yoki oiladagi kamchiligimi? Bu kishi uchun yaxshi narsa. Nimaga desangiz, og'risangiz kimga qo'yasiz shodasiz? Alloh deb Allohga aytasizmi? Og'rimasiz Alloh deysizmi? Yo'q. Mashinangizga benzin suygan bo'lsa, tiyda qolmagan bo'lsa, kim deysiz? Alloh deysizmi? Demak, mana shu siz yetkazilgan kamchilik, mana shu faqirlik Allohni eslatyaptimi? Bilingki, mana shu kamchilik siz uchun yaxshi. Faras qiling, hamma yo'g'iz yetarli bo'lsa, Alloh deyishlikka hojat bo'ladimi? Kam bo'ladi unaqa bir hamma yetarli odamlar Allohga shukr keltiradigan. Siz bilan bizda kamchilikni bo'lishligi Alloh deyishimizga sabab bo'ladi. Demak, bizda yetishmovchilik kamchilikni bo'lishligi Allohning bizga bergan mehribonligi bo'ladi. Quyidagi duo payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning duosiz bilan bizga ibrat bo'lishi kerak. Imom Muslim musnadida keltirilgan, Imom Buxoriy bilan muttafaqun alayhi bo'lgan hadis: "Allohumma ij'al rizqa ali Muhammadin qutan." Parvardigora dedi. Muhammad oilasining rizqini kunlik-kunlik qilib bergin dedi. Keng tigin deb so'ramayapti bizga o'xshab. Qor qilgan deb so'ramayapti. Nima deyapti? Kunlik-kunlik bergin dedi. Chunki uzoq tirgachanki rizqi Allohdan ekanligiga iymoni mukammal bo'lgan inson edi. Biz bir qopunimizni yarmiga yeb qo'yganda bong urishni boshlaydi uydagilar. Yog'ilishimizni qayib ko'rishni boshlaganda qo'ng'iroq chalishni boshlaydi uyimizda. Ey, tugayapti, ehtiyot bo'linglar, olib qo'yinglar, qimmat bo'lib ketar ekan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kunlik-kunligini so'ragan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga butun yer xazinalar ro'baro qilinganda payg'ambarimiz faqrona hayot orzu qildi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuni boyligi shu darajada ko'pdiki, bo'tarozdan chopib beriladi tillalari. Ya Abu Bakr turizqaqa ketdi deganda Alloh yo'lida sarf tashaganida, qullarni ozod qilganida Umar ibn Hattob roziyallohu anhu davrida Fors va Rum xazinalari Madinaga to'kilganida hammasi. Lekin ustida 11 ta yanoq yaxtay bilan chiqib hayit namozi qutib o'qigan. Umar ibn Hattob roziyallohu anhu ki nevaralardan bittasi baytul molni pulidan bitta tangani solib yugurib chiqib ketganda soqolamaga shu oqsoqol yugurib borib og'zini chiqarib tashlab qo'ygan. Birodarlar, ular qo'lida bo'lib turib bu narsani qalbidan tashqariga chiqargan. Umar ibn Hattob xalifa bo'lishiga qaramasdan yumshoq ko'rpachalari, yumshoq to'shaklari, baland shiftlari, muzda konditsionerlari zo'r tomar bo'lgan emas. Bularda barchasini o'zini haqiqiy vataniga jo'natgan va o'zlarining habibi bo'lgan nabiysi rasuli bo'lgan Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallamning hayotidan ibrat olgan. Rasulullohga yetishlik uchun Oysha onamiz aytadi. Rasululloh menga nasihat qilib aytadiki, "Ey Oysha" dedi. "Agar qiyomatda men bilan birga bo'lish xolasiz, bitta ko'ynagingizni yetib, nafizlashmagacha ikkinchisini olmang. Miskinlarni o'ziga hamroh tuting" dedi. Rasululloh qo'lida bo'lib turib farqatgan. Faqrona hayotda o'zi Allohdan ixtiyor qilib so'ragan. Demak, faqirlik degan bu ixtiyoch hammada bo'ladi. Demak, hamma faqir. Kishining ehtiyoji qancha katta bo'lsa, demak, uni faqirlik ham shuncha katta bo'ladi.